Merhaba, bugün hayatımızdaki o büyük devrimi nasıl gerçekleştireceğimiz üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz hepimiz futbol meraklısıyızdır Türkler olarak ve kendi takımımızın başında biz bulunsak, teknik direktör olsak her şey çok daha güzel olur. En doğru futbolcuları biz oyuna sokarız, en iyi antrenmanları biz yaparız ya da o sahada yenildiğimiz maçta futbolcu biz olsaydık, şu hırsla koşardık, şu golü atardık, futbolculardan çok çok daha fazla emek harcardık, çok daha hırslı koşardık. Veya eğer biliyorsunuz Türk insanı olarak, eğer Türkiye'nin başında biz olsaydık her şeyi çok çok daha güzel yönetirdik, çok çok daha iyi noktalara gelirdi Türkiye, biz çok çalışırdık, çok emek harcardık, her şey çok çok daha güzel olurdu, çok daha iyi noktalara gelirdik. Peki kendi hayatımız için neler yapıyoruz? Ben şimdi size kendi hayatınızda bir devrim yapmanın, çok büyük değişiklikler yapabilmenizin yolunu söyleyeceğim. Şu zamana kadar hep ailenizle yaşadınız. Belirli bir aileye bağlı hayatınız oldu. Artık bu aşamadan sonra tamamen kendinize ait bir hayatınız olabilir. Tamamen kendi istediğiniz mesleği yapabilirsiniz. Çok iyi bir üniversitede okuyabilirsiniz. Çok iyi bir meslek yapabilirsiniz. Çok iyi maaşlar alabilirsiniz. Hatta yurt dışında çalışabilirsiniz. Kendi istediğiniz evde yaşayabilirsiniz. İstediğiniz arabayı belli bir süre sonra alabilirsiniz. Nasıl olacak? Arkadaşlar tabii ki üniversite sınavıyla olacak. Önümüzde hayatınızda radikal bir değişiklik yapabilmek için çok büyük bir fırsat var. Haziran ayında bir sınava gireceksiniz ve bu sınav sonucunda çok çok iyi bir üniversiteye girebilirsiniz. İstediğiniz mesleği yapabilirsiniz. Ve iyi bir üniversite ve iyi bir meslek sonucunda da iyi maaşlar alabilirsiniz. Bunlar sonucunda iyi bir eve, iyi bir arabaya, iyi bir hayat tarzına sahip olabilirsiniz. Ailenizden ayrı, tamamen kendinize bağlı bir hayat kurabilirsiniz. Ailenize de yardımınız dokunur, ülkenize de yardımınız dokunur. O tuttuğunuz futbol takımına da yardımınız dokunur. Ne yaparsınız? Bağış yaparsınız. Ama bu büyük değişikliklerin hepsi, yani iyi bir futbolcu olmak, iyi bir teknik direktör olmak, ülkeyi yönetmek, iyi bir yerlere gelmek, hepsi çok büyük emek harcamak istiyor. Oturduğumuz yerden hiçbir şey olmuyor. Sınavsız olmuyor. Emek harcamak gerekiyor. İşte bu emeği harcarsanız, şimdi oturur, bahane üretmek yerine, sistemi suçlamak yerine oturup ders çalışmaya başlarsanız, bütün bunlar Haziran ayında olabilir. O istediğiniz çok iyi üniversiteye girip o istediğiniz süper meslekleri yapabilirsiniz. Peki bir sürü emek harcayacaksınız. Bir sürü fedakarlıkta bulunacaksınız. Bunlara değecek mi? Tabii ki değecek arkadaşlar. Çünkü kendi hayatınız için çaba harcıyorsunuz. Sadece bir sene çaba harcayacaksınız. Ama bütün bir hayat boyunca bunun karşılığını göreceksiniz. Bunun rahatını yaşayacaksınız. O yüzden ne diyoruz? Hemen başlıyoruz. Bahane üretmiyoruz. Ertelemiyoruz, planlıyoruz, hızla başlıyoruz, inançla başlıyoruz ve Haziran ayında başarılı oluyoruz. Lütfen kanalıma da abone olup videolarımı beğeniyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.